Canım ellerine sağlık, her şey çok güzel gözüküyor da niye zahmet ettin bu kadar? Evde bir sürü insan var. Hani yaparlardı onlar. Ne zahmet aşkım benim? Ayrıca bu benim spesiyalitem. Deniz ürünü linguini. Bakalım beğenecek misin? Ye bakayım. Ye. Bayılırım ben deniz ürünü linguiniye. Mesela karidesler, kalamarlar benim damak tadımın şeyidir yani. Vazgeçilmesidir. Ya bir şey söyleyeceğim Sermet. Ya narinlerin durumu biraz kötü. Onlarla ilgilenmemiz lazım. Niye? Çünkü Fırat karısını özlüyor. Anladın mı? Evet. Çocuklar, bebekler falan. Böyle biz bir gün baksak onlara. Onlar da otele gitseler, yalnız kalsalar ha. Biz? Sen de ben. Evet, ben de sen. Hem bize de pratik olur ha. Gerek yok canım. Ali ile Tatyana'yı gönderirim ben. Bakarlar onlar çocuklara. Aa, biz bakacağız. Onlar da bir otele yollayacağız. Biz bakacağız, olmaz. Allah Allah, niye biz bakacağız? Biz nasıl bakacağız? Gözü sen, çocukların altını değiştirdik. Gazını çıkarttık. Nasıl meme vereceğiz? Biz vermeyeceğiz tabii. Narin yapacak, onu sağacak, dolaba bırakacak. Çok normal bir şey. Ne sağacak Narin? Ne bir tövbe estağfurullah. Allah Allah, beni konuşturma gözünü seveyim şimdi. Alo, Çikolata ne haber ya? İyiyim. Baksana sana bir haberim var. Yanıma geliyorsun Amsterdam'a. Ne? Amsterdam'a mı geliyorum? Ya işte sergi açılışında yanımda ol. Şimdi beni öksüz koyma böyle tanımadığım memlekette. Zaten biletini aldım, bakmayalım. Ya dur, bir çıldırdın mı? Ya ne adamsın sen ya? Bak şimdi. Yani Cenk, niye böyle yapıyorsun anlamıyorum. Tamam, dizi bitmiş olabilir, yayından kalkmış olabilir, moralim bozuk olabilir ama bir sürü yeni teklif geliyor. Bu bizim ilişkimizi neden etkiliyor ki? Sana anlatmam gereken şeyler var Irmak. Bunları duyunca zaten sen de benimle beraber kalmak istemeyeceksin. Ne anlatman gerekiyor? Korkutma beni Cenk. Bir kere benim adım Cenk değil. Pamir. Biliyorum zaten. Biliyorum sahne adının Pamir olduğunu. Jenerikte, medyada falan öyle geçiyor. Gerçek adım Pamir. Ayrıca ben zengin bir ailenin çocuğu falan değilim. Aslına bakarsan kimsem yok. Ablam seni ziyarete geliyordu klinikte. O da bir oyuncu. Bu oyunun bir parçası. Irmak, güzelim. Her şey bir oyun olarak başladı ama ben bu oyunu daha fazla sürdüremeyeceğim. Ben sana fena kapıldım. Bu yalanına daha fazla yüzüne bakamam. Beni affet. Almanya'daki iki olayla Erol Duraz yaptı. Kızlara durumu hemen anlatalım o zaman. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Avustralya'da büyük bir arazi hazır. İşinde iki tane kocaman güzel evler. Para transferi de iki güne kadar biter. Bir tek iş kızları razı etmeye kaldı. O zaman uçağa binip gidelim, oraya gidince de durumu anlatırız. Yoksa onlar buradan adım atmaz ki. Aynen öyle yapacağız. Onlara durumu burada söylersek başlarlar şimdi. Burası dağ başında, polis var, biz avukatız. Uğraş dur. İki sene konuşsak ikna edemeyiz oraya gitmek için. Ya oraya gittik bir sorun olmaz da. Şadiye ile Irmak ne olacak onu düşünürler herhalde. Aldıracağız yanımıza. Yapacak bir şey yok. Abi vallahi aklım kesmiyor ya. Yemin ediyorum kesmiyor. Benim de kesmiyor Fırat. Benim de kesmiyor da bu saatten sonra burada duramayız. Hoş geldin hayatım. Akşam yemeği misafirlerimiz var. Kim? Cenk ile Irmak. Onlar ne zaman vazgeçecek birbirinden? Niye vazgeçsin birbirlerinden onlar? Onu anlamıyorum. Sen niye taktın bu çocuğa ya? Hoş efendi, düzgün bir çocuk işte. Ayrıca Irmak da çok aşık. Niye vazgeçsinler yani? İyi geldi kıza. Peki. Peki? Niye taktın yani? Peki.
Allah Allah. Lan soğut kendinden. Ufak ufak uza diyoruz ama anlamıyor. Zamp gibi yapıştı kıza. Tövbe estağfurullah. Kıracağım boynunu ama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.